Evet, kıymetli misafirlerimiz, hayırlı akşamlar. Hepinizi saygıyla selamlarız. Kardeşlik ve Birlik Derneği ve Mektebi Meva Hanımlar Komisyonu'nun birlikte hazırladığı Aile ve Çocuk Akademimizin 8. haftasından sizlere sesleniyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Belki de bu dünyadaki en önemli sığınağımız, kalemiz, ailemizi ve çocuklarımızı konuşmaya devam ediyoruz. 7 haftada birbirinden kıymetli hocalarımızla, onların kıymetli bilgi paylaşımlarından istifade ederek önemli konuları ve başlıkları birlikte ele almıştık. Bu akşam da yine çok kıymetli bir ismi ve önemli bir başlığı ele alacağız. Bu akşam Z kuşağı ile iletişim, beklentileri, hayata bakışları başlıklı konuşmasıyla klinik psikolog Gökhan Ergür hocamız bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Melih Bey. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Hocam izniniz olursa sözü size devretmeden önce bir özgeçmişinizi kıymetli misafirlerimizle paylaşmak isterim izniniz olursa. Tamam. Kıymetli hocamız Gökhan Ergür 23 Nisan 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Bilim Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladı kıymetli hocamız. Lisans eğitiminin ardından şiddet içerikli bilgisayar oyunu oynayan ikinci kademe öğrencilerin saldırganlık eğilimlerinin ve benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi başlıklı teziyle klinik psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yine kıymetli hocamız üniversite eğitimi sırasında başta Bakırköy Ruh ve Sınır Hastalıkları Hastanesi olmak üzere çeşitli merkezlerde ve hastanelerde staj ve gözlemlerini tamamladı. Kıymetli hocamız halihazırda klinik psikoloji alanında doktora çalışmalarına devam etmekte. Bilişsel davranışçı terapi eğitimi, naratif öyküsel terapi, okul başarısızlığı, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, sınav kaygısı, çocukluk dönemi korkuları, ebeveyn çocuk arasındaki ilişki problemleri, çocuk ve ergen depresyonu, obsesif kompulsif bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal anksiyete gibi alanlarda kıymetli hocamız psikoterapi desteği sunmakta. Kıymetli Gökhan Ergür aynı zamanda Aylık ve Fikriyat Dergisi İtibar'ın yayın kurulunda bulundu geçtiğimiz dönemlerde. Yine 3 aylık Psikoloji Dergisi Nefes'in yazı işleri müdürlüğünü sürdürmekte. Kıymetli hocamızın 2016 yılında Profil Kitap'tan çıkan Üzüntü'den, yine Profil Kitap'tan 2021 yılında çıkan İncelikli Haytalar albümü isimli yayınlanmış 2 şiir kitabı ve İnsaniyet namına 2019 yılında Profil Kitap'tan çıkmış bir deneme kitabı bulunmakta. Kıymetli hocamız Türkiye Yazarlar Birliği'nin düzenlediği 11. Edebiyat Festivali'nde de yayınladığı kitabı İnsaniyet namınayla deneme büyük ödülüne layık görülmüştür diyerek hocamızı takdim etmiş olduk. Kıymetli misafirlerimiz şunu da hatırlatmak isteriz. Yine her hafta olduğu gibi 2 oturumluk bir program gerçekleştireceğiz. 40 dakika hocamızı dinledikten sonra 10 dakikalık bir aramız olacak. 10 dakikanın akabinde tekrardan yayınımıza devam edeceğiz. Bir webinar uygulamasında olduğumuz için şu anda sizlerin sesleri ve görüntüleri kapalı. Sizler lütfen her türlü soru, görüş, katkı ve eleştirilerinizi şu anda ekranlarınızda gördüğünüz Q ve A isimli yerden bizlere iletebilirsiniz. Bizler vaktimizin el verdiği ölçüde hocamızla da paylaşımlarınızı ele alıyor olacağız. Kıymetli hocam, buyurunuz lütfen, sözü size devredelim. Çok teşekkür ediyorum Melih Bey. Sağolunuz. Allah razı olsun. Öncelikle bu ince ve nazik davetiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz, var olunuz. Böyle sizler gibi kıymetli insanlarla tanışma fırsatını bana bahşettiğiniz için. Selamun aleyküm diyerek başlayalım kıymetli arkadaşlar. Şimdi bugün birazcık daha günümüz gençleri ne ister, günümüz çocukları ne ister, günümüz çocuklarının problemi, günümüz gençlerinin problemi nedir? Bu kuşak dediğimiz mesele nedir? Z kuşağı, iğnesi, işte çeşitli adlandırmalarla tanımlanan kuşaklar, gençler nedir, ne isterler? Bunlara bir bakalım. Ben hayatımın son 11 yılını
tatil günleri de dahil olmak üzere anne babalardan, öğretmenlerden, okul idarecilerinden, eşten, dosttan, komşudan çocukların ve gençlerin problemlerini dinleyerek ve bunlara bir çözüm önerisi sunarak geçirdim. O yüzden zihninizdeki soruların ne olduğunu az çok biliyorum ve sunum esnasında da bunlara inşallah değinmeye çalışacağım. Sorularınızı zaten yazarsanız cevaplamış olacağım saygıdeğer katılımcılar. Şimdi, evet, Z kuşağını anlamak ve onlarla anlaşmak. Şimdi bu çizgi filmi hatırlayan var mı arkadaşlar? Böyle bir chat kısmına yazabilir misiniz? Neydi bu çizgi film? Hatırlayan var mı? Chat kısmına yazabiliyorlar mı Medi Hocam? Bakıyorum. Evet, evet hocam. Evet, tamam, süper. Evet, Jetgiller, taş devri demiş bazısı, bazı katılımcılar. Evet, Jetgiller arkadaşlar, Jetgiller. Şimdi bu benim gibi ihtiyarların vaktiyle, keyifle izlediği bir çizgi filmdi arkadaşlar. Ve başlığı şuydu, The Family of the Future, yani geleceğin ailesi idi. Peki bu çizgi filmde neler vardı? Biz ne izliyorduk bu çizgi filmde? Geleceğe dair ne söylüyordu bize bu çizgi film? Biz bu çizgi filmde arkadaşlar görüntülü konuşmayı görmüştük. Yani ekranlar aracılığıyla kişilerin birbirleriyle görüntülü bir şekilde konuştuğunu görmüştük. Çok tuhaf, çok çok tuhaf. Ne vardı peki başka? Akıllı saatler vardı. Video izleyebildiğimiz, görüşme yapabildiğimiz akıllı saatler vardı. Uçan arabalar vardı bu çizgi filmde yine. Arabalar uçuyordu, kaçıyordu vesaire. Ve bir de robot vardı, Rosie isimli. Böyle evde temizlik falan yapıyordu. Şimdi biz o günlerde bunları izlerken diyorduk ya, böyle şeyler olur mu? Arkadaş, ne demek görüntülü konuşma, uçan araba vesaire? Yani çok tuhaf geliyordu. Fakat gelin görün ki bugün şu an ne yapıyoruz? Görüntülü görüşme, yani küçücük cep telefonlarımızdan görüntülü görüşme yapıyoruz. Bilgisayar başında şu an sizinle yaptığımız gibi görüşmemizi sürdürebiliyoruz. Akıllı saatlerimiz var, iWatch'larımız var, Apple Watch'larımız var, işte Samsung Gear'lar var kollarımızda. Bunlarla görüşme yapabiliyoruz, görüntü, video izleyebiliyoruz. Ya da uçan arabalar var. Değil mi arkadaşlar? En son bu Baykar firmasının yaptığı Cezeri isimli bir prototip var, uçurduğu. Bunların da böyle yakın zamanda artık hayatlarımıza gireceği konuşuluyor. Bunları biliyoruz. Ve temizlik robotları var arkadaşlar. Benim böyle son 1-2 gündür özellikle araştırdığım, annemin yönlendirmesiyle böyle yuvarlak temizlik robotları var. Biliyorsunuzdur siz de, böyle Xiaomi'nin filan. Hangisi iyi, hangisi kötü, onları araştırıyorum. Şimdi bu akıllı robotlar da artık evimize girdi. Evimizin bir parçası olmuş vaziyette. Dolayısıyla burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim jenerasyonumun, işte benim yaşımda anne baba olmuş kişilerin vaktiyle hayal dahi edemediği şeyler, bugün doğan, bugün yaşayan işte gençler için, ergenler için son derece normal ve son derece basit, hayatın içinde olağan şeyler. Bizim düşünce dünyamız, hayal dünyamızla onların hayal dünyasının çok çok farklı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi bu kuşak çatışması dedikleri meselenin son dönemlerde bu kadar tartışılmasının, dile getirilmesinin nedeni, işte eskiden 30 yılda, 40 yılda kuşaklar değişirken 10 yılda bir kuşaklar değişmeye başladı. Yani o kültürün
yetişkinlerle gençlerin arasındaki o kültür farkı 10 yılda bire, hatta şimdi 5 yılda bire düştü. Çünkü teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bilgi çok hızlı akıyor. Aynı dili konuşamıyoruz gençler. Bizim mümkün mertebe yapmamız gereken şey ortak bir paydada buluşmaya çalışmak. Ortak bir dil inşa etmeye çalışmak. Bu dijital yerliler ve dijital göçmenler meselesi var ya arkadaşlar. Bu dijital dünyanın içinde doğmuş gençlere bizler dijital yerliler diyoruz. Bizler ise dijital göçmenleriz. İşte ilk telefonu antenli telefonlar olan, işte o Panasonic GD90'lar, Nokia 33 onlar, antenli Ericsson'lar olan dijital göçmenler. Bizler şu an dijital yerlilerin anlam dünyalarına, hayatlarına ortak olmaya, onları anlamaya çalışıyoruz. Bu kabulü, bu bilgileri bilerek onların dünyasına giriş yapmamız gerekiyor. Şimdi sosyal bilimciler kolaylık olsun diye nesillere bazı isimler veriyor arkadaşlar. İşte 46-64 arasında doğanlara bebek patlaması nesli diyorlar. 65-79'a X nesli, 80-94'e Y nesli, 95-2012 doğumlulara İ nesli ya da Z nesli. Peki bu, ben daha çok İ nesli demeyi tercih ediyorum aslında. İnternet nesli demeyi tercih ediyorum aslında. Peki bu internet nesli dediğimiz nesil nasıl bir nesil? Şimdi videoyu paylaşırken, ekranı paylaşırken sesi paylaşmayı unuttum. Şöyle sesi de açıyorum ve videomuzu oynatıyorum. Evet, İ nesli nesil. Evet, büyütmeye, küçültmeye çalışıyor dergiyi. Tıklıyor dergiyi. Tıklıyor. Tıklıyor, olmuyor. Evet, sinirleniyor. Çünkü açılmıyor tıkladığı zaman. Ve parmağını kontrol ediyor. Acaba parmağım mı bozuk diye. Olmadı, mutsuz oldu ve gerçek dünyasına, mutlu olduğu dünyaya dönüyor ve mutlu oluyor. İşte iyi nesli dediğimiz nesil küçük. Küçük yaştan itibaren mamasını, yemeğini, ilgisini, hayata karşı ilgisini ekranlar vasıtasıyla alan, öğrenen nesil arkadaşlar. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bir araştırma. Benim çok önem verdiğim ve her yerde böyle anlattığım bir araştırma. Şimdi burada insanların günlük 24 saatini incelemiş. 2007, 2015 ve 2017 yıllarında. Ve günlük 2005, 2007, 2015 ve 2017 yılında insanlar 7,5-8 saat uyumuşlar. 8,5-9 saat işte işe gitmişler. 3 saat kişisel bakım, yemek, banyo, duş, kendilerine ayırdıkları bir zaman olmuş. 3 saat ve sonra sonraki kalan sürede de bir katılımcımız sesi biraz arttırabilir miyiz demiş. Hemen şuradan bakıyorum, sesim son ses artık. Benim buna yapacak bir şeyim yok. Evet, bir de burada arkadaşlar şöyle beyaz bir alan görüyorsunuz. Bakın işte kişisel vakit olarak yazmışım buraya. Ve bu beyaz alana arkadaşlar 2007 yılında kırmızı bir alan dahil oluyor. Yani ekran süresi. 2007 yılında bakın başlamış girmeye
ölçülmeye başlamış. 2015 yılında ve 2017 yılında neredeyse kendimize ayırdığımız sürenin %95'ine arkadaşlar bu ekran süresi hakim olmuş vaziyette. Peki hocam yani hakim olabilir. Ne var bunda? Ne demek istiyorsunuz bununla? Şunu demek istiyorum bununla. Bu benlik alanımız, bu beyaz alan saygıdeğer arkadaşlar, bizim kendimize ayırdığımız vakit. Peki bu kendimize ayırdığımız vakitte bizler ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu kendimize ayırdığımız vakitte benlik süresinde arkadaşlar ibadet ediyoruz. Düşünüyoruz, tefekkür ediyoruz, şiir yazıyoruz, roman yazıyoruz, kitap okuyoruz, felsefe yapıyoruz, resim çiziyoruz, marangozluk işleriyle uğraşıyoruz, işte boyama yapıyoruz. İnsanın insan olduğu süre benlik süresidir arkadaşlar. İşte uykuyu, işi, yemeği, banyoyu, duşu çıkarttığımız zaman bize bir süre kalıyor. Bu süreye artık ekran süresi dediğimiz bir süre dahil oluyor ve bizim hayatımızın neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış Adam Alter'ın yayınladığı, Profesör Doktor Adam Alter'ın yayınladığı bu çalışmada görüyoruz ki artık kendimize ayırdığımız süre çok çok düşük. Yani bu benlik süresi saygıdeğer arkadaşlar bizim dünyadaki kulluk süremizdir. Bizim dünyadaki insanlık süremizdir. Biz ekranlar vasıtasıyla hani şu sabah kalkıp ilk iş mesajlarımıza baktığımız, akşam yatarken elimizden yine son kez böyle bir baktığımız, kontrol ettiğimiz ekran süresi bizim insanlığımızı elimizden almış vaziyette veyahut da almak üzere diyebiliriz bu araştırmalara. Peki başka ne oldu arkadaşlar? Yani bu iğnesinin, Z kuşağının belli başlı bazı özellikleri var. Biz eğer bu özellikleri bilirsek onlara ona göre yaklaşmış oluyoruz. Şimdi durma güdüsü dediğimiz bir güdü vardır arkadaşlar. Durup bekleme, sabretme, dayanma, sıkılmama. Yine bu durma güdüsü arkadaşlar 20. yüzyıla kadar her yerdeydi. Fakat artık günümüzde yavaş yavaş biz bu durmayı, beklemeyi kaybediyoruz saygıdeğer arkadaşlar. Geçtiğimiz yıllarda rahmetli babamla böyle belediyede bir işimiz vardı. Biraz beklememiz gerekti. Biraz dediğim böyle 1,5-2 saat. Ben çok sıkıldım beklerken. İşte telefonumla oynuyorum, kalkıp dolaşıyorum, sağda solda insanlarla konuşuyorum. Fakat babama baktım, böyle adamcağız oturmuş. Karşıyı izliyor. Yani herhangi böyle bir suratında mutsuzluk ifadesi yok, bir sıkılganlık ifadesi yok. Sadece bekliyor. O gün şunu fark ettim. Yani belirli bir yaşın üzerindeki insanlar kolay kolay sıkılmıyorlar. Fakat biz çok kolay sıkılıyoruz. Hele şimdinin gençleri, şimdinin çocukları çok çok daha fazla sıkılmaya başladılar. Peki neden bizler sıkılıyoruz? Şöyle ki bizler bu renkli dünyanın, bu patlayan ışıkların, bu nefsimize hoş gelen seslerin ve görüntülerin, durmadan akan ekranın müdavimi olmuş durumdayız. Telefonu elimize alıyoruz. İşte Instagram, keşfet kısmını ne kadar yenilerseniz karşınıza o kadar çok farklı görüntü, farklı video, komik içerik nefsimize hoş geliyor. Ya da Twitter'ı, ya da işte Facebook'u, ya da haber sitelerini sürekli güncellenen ne kadar fazla yenilerseniz o kadar fazla haber çıkar karşınıza. Fakat eskiden nasıldı? Biz büyüklerimiz neden sıkılmıyordu? Ya da bizler bir dönem neden sıkılmıyorduk? Şöyle,
haber almak istiyoruz değil mi? Yani haber okumak istiyoruz. Ne yapıyorduk? Giderdik sabah böyle kahvaltıda ekmek alırken. İki tane de işte bir tane de artık kaç tane gazete alıyorsak alır gelirdik. Okurduk o gazeteyi. Baştan sona bitirip kenara koyardık. Ve bizim onun haricinde haber alma durumumuz başka yoktu. Yani önümüzdeki günü beklemek zorundaydık. Bekleyecektik. Hayatın o durağanlığı içinde bekleyecektik. Fakat şimdi ne var? Haber sitelerini açıyoruz. Binlerce haber sitesi var. Yüzlerce, binlerce haber var. İstediğimiz kadar okuyabiliyoruz. Durma. Hayat durmuyor, devam ediyor. Ya da sevdiğimiz diziler, değil mi? Bu karantina döneminde bol bol izlediğimiz diziler. İşte benim o dönemde sevdiğim bir dizi vardı. Sıdıka, belki siz de biliyorsunuzdur, izlemişsinizdir. Şimdi Sıdıka'yı bir bölüm izlerdim. Önümüzdeki, yani tekrar bir bölüm izlemek için kıymetli arkadaşlar, bir hafta beklemem gerekiyor. Fakat şimdi nasıl? Netflix'i açıyorsun, Blue TV'yi açıyorsun, işte Puhu TV'yi açıyorsun, Amazon Prime'ı açıyorsun, arka arkaya bölümleri izleyebiliyorsun. Sezonları arka arkaya izleyebiliyorsun. Beklemek diye bir şey yok. Nefsi terbiye etmek diye bir şey yok saygıdeğer arkadaşlar. Sürekli getir, sürekli tüket, sürekli tüket. Ve bu sebepten dolayı da arkadaşlar, biz durma güdümüzü kaybettik. Bugünün gençleri durma güdüsünü kaybetti. Şimdi biz eğer durabilirsek, sıkılabilirsek, bu gençler eğer durup bekleyebilirse, tahammül edebilirse, sabredebilirse, sıkılabilirse ancak bir şeyler üretebilirler. Durmadan ekrana bakarak, durmadan komik videolar izleyerek, durmadan Netflix'te arka arkaya sezonlar bitirerek bizler, bu gençler bir ürün ortaya koyamazlar. Bu ekrana bakmaktan kastım şu, yani bu kodlama vesaire, bunları ayrı tutuyorum. Yani işi bu olan ve bu alanda çalışanları ayrı tutuyorum. Bahsettiğim biraz daha böyle çerez içerikleri tüketilmesi arkadaşlar. Sıkılmak yoksa, durmak yoksa üretkenlik de yoktur arkadaşlar. Ne yazık ki Z kuşağının en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Z kuşağı iğnesi. Kim peki bunlar hocam? Yani söylüyorsunuz ama kim bunlar? Şimdi bu neslin arkadaşlar davranışları, boş zamanı değerlendirme biçimleri, din ve maneviyat yönelimleri, cinsel kimlik yorumları ve politik faaliyetlere katılımları önceki nesillere göre çok çok var. Biz zannediyorduk ki bu çocukların narsisizmi çok çok yüksek. Çok kibirliler. Tırnak içerisinde halk deyimiyle burunları çok büyük. Ama yapılan son araştırmalar gösteriyor ki hayır. Bu çocuklar kendilerini, bu gençler kendilerini değerli hissetmiyorlar. Kendilerini aciz, çaresiz ve faydasız hissediyorlar. Narsisizm tüm dünyada bu yaş grubunda giderek düşüyor. Yine bu kuşağa ait has özelliklerden bir tanesi de, ön plana çıkan, göze batan özelliklerden bir tanesi de kaygının, depresyonun ve intiharın patlaması. 2011 yılından bu yana dünya tarihinde görülmemiş bir şekilde kaygı, depresyon ve intihar arttı gençler. Ve bunun da cep telefonlarının ve internetin kullanılması, yaygınlaşmasıyla beraber yürüdüğünü, aynı anda ortaya çıktığını bütün bilim insanları söylüyor. Şimdi bu belki de yapacağımız konuşmanın, şu an anlattığım şeylerin özü. Ya hocam, anne baba olarak bizim
ne yapmamız gerekiyor? Yani bunları anlamamız için, bu gençlerle anlaşmak için, onların dünyalarına girebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Burada benim gördüğüm, çocuklarımızı kaybetmemek için ne yapmamız gerekiyor? Burada benim gördüğüm bu zamana kadar en önemli mesele anne ve babaların, özellikle genç yaştaki işte anne ve babaların yapması gereken en kritik şey dijital okur yazarlık meselesi. Yani çocuğun bilgisayarı kullanıyor. Fakat bu bilgisayarda hangi sitelere giriyor? Hangi oyunlara giriyor? Neler yapıyor? Hangi uygulamaları kullanıyor? Evimdeki işte bağlattığım internet firmasının o güvenli internet filtresinden yararlanabiliyor muyum? Çocuğum hangi sitelerde dolaşıyor? Biz normalde böyle çocuk evden çıkarken akşam vakti sorarız. Nereye gidiyorsun? Kimle buluşacaksın? Çünkü merak ederiz çocuğu. Ama şu an çocuk odasına giriyor, bilgisayar başında, anne baba çocuğun ne yaptığını bilmiyor. Şimdi bu diğerinden daha tehlikeli aslında. Son böyle 3 haftadır evde yatıyorum bir rahatsızlık sebebiyle arkadaşlar. Ve gündüz programlarını izlemeye başladım. İşte Esra Erol'u izliyorum, Müge Anlı'yı izliyorum vesaire vesaire. Orada arkadaşlar ortaya çıkan problemlerin büyük bir çoğunluğu internet kaynaklı. İşte TikTok'ta tanıştı, ona gitti. Facebook'ta tanıştı, bununla kaçtı. Gibi gibi. Böyle biraz siz de bir bu göze incelerseniz anlarsınız ne demek. Anne baba bilmiyor çocuk kiminle konuşuyor. Çocuk ne yapıyor? O yüzden ebeveynlerin, İşte bu alanda çalışan uzmanların, gençlerle çalışan uzmanların muhakkak ve muhakkak dijital okur yazarlık konusunda kendisini geliştirmesi gerek. Şimdi bu çocukların din ve maneviyat yönelimleri farklılaştı değil mi? Yani sizlerin de muhakkak benden çok çok daha iyi bildiği bu bir dönem geçtiğimiz yıllarda tartışılan gençlerin deizme kayması. Bu sadece bize has bir şey de değil ayrıca arkadaşlar. Yani dünyanın birçok yerinde kiliseler kapanıyor. Kiliseler alışveriş merkezlerine satılıyor. Çocuklar artık anne ve babalarının inandığı dine inanmamaya başlıyorlar. Yani bu sadece bize has bir problem değil. Tüm dünyayı saran bir problem. Bu çocukların din ve maneviyat yönelimlerinde bir problem var. Cinsel kimlik yorumlarında bir problem var. Son yıllarda büyük şirketlerin fonlamasıyla başımıza musallat olmuş bir hadise. Yani öncesinde de vardı. Fakat son yıllarda böyle çok çok fazla artık biz bunları konuşmaya başladık bu gençlerde. Mesela şu an böyle bunu Melih Hocam'la da konuşmuştuk. Ona da söylemiştim. Bir oyun dünyasının böyle merakla beklediği bir oyun vardı. Yaklaşık 2 ay önce çıktı. Cyberpunk 2077 diye. Bu oyunu duyan var mı mesela arkadaşlar? Ya da GTA 5 diye bir oyun var. Bunu duyan, oynayan var mı bu oyunları? Mesela Cyberpunk 2077 isimli oyun arkadaşlar şu an böyle en çok indirilen ve oynanan bir oyun. Ve bu oyunda ilk kez arkadaşlar şöyle bir mesele oldu. Normalde oyunlarda bir karakter oluşturuyoruz. Bu tarz RPG dedikleri oyunlarda bir karakter oluşturuyoruz. Ve işte bu karakterin kaşını, gözünü, saçını, başını biz oluşturuyoruz. Cinsiyetini seçiyoruz vesaire. Şimdi oyun tarihinde ilk defa arkadaşlar bu oyunda oluşturulan karakterde, affınıza sığınarak söylemek istiyorum, oluşturulan karakterde bir kişi de işte üst tarafını erkek, alt tarafını hanım olarak tasarlayabiliyorsunuz. Böyle söyleyeyim en derli toplu şekliyle. Ve bunu yaparken de ya da tam tersi, yani bir karakterde hem kadın hem de erkek görüntüsü
olabiliyor, oluşturabiliyorsunuz. Ve bunu kadın erkek olarak da adlandırmaya biliyorsunuz. Ve çocuk bunu doğrudan herhangi bir filtre olmadan karşısında görebiliyor bu karakteri oluştururken. Şimdi bu çok tehlikeli bir şey. Bunu oynayan çocuk şunu diyebiliyor. Yani artık cinsiyetin çok çok bir önemi yok. Bir insan kadın gibi görünüp erkek olabilir. Erkek gibi görünüp kadın olabilir. Gibi gibi. Şimdi son dönemdeki dünyadaki gelişmeleri de düşününce oyun dünyasında da bu adımları görünce arkadaşlar insan ister istemez neler oluyor diye düşünmeye başlıyor. O yüzden mümkün mertebe işte bu gençlerimizin ne oynadığını bileceğiz. Hangi oyunları oynuyorlar ya bu çocuklar? Bir bakalım. GTA 5 mi oynuyor? Yani hayatınızda görmediğiniz, göremediğiniz şeyleri o GTA 5'te görebiliyorsunuz mesela. Cyberpunk'ta oyun içindeki görüntüler zaten eyvah eyvah. O yüzden çocukların ve gençlerin nelerle muhatap olduğunu bizim bilmemiz gerekiyor. Ve bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Yine sizin en büyük, Z kuşağının en büyük problemlerinden bir tanesi de bu. Peki hocam, yani bunları söylüyorsunuz ama bunları neye göre söylüyorsunuz? Yani kahvehane muhabbeti mi yapıyorsunuz? Hayır arkadaşlar, bunları şu bilimsel verilere dayanarak söylüyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Üniversitesi'nde bugünü izleyerek geleceği tahmin etme kuruluşu var. Her yıl 50 bin gençle görüşüyorlar arkadaşlar. 50 bin gençle her yıl. Yine aynı üniversiteye bağlı gençlik riski davranışları izleme sistemi var. Burada da yine görüşmeler yapılıyor. Chicago Üniversitesi'nde genel toplumsal eğilimleri izleme bölümü var. Yüz yüze yapılmış mülakatlar ve toplamda arkadaşlar 11 milyon insanla yapılmış bir araştırmanın sonuçlarını bu araştırmadan elde edilen verilere dayanarak konuşuyorum şu an sizlerle. Z kuşağını anlamak için, onların anlam dünyalarını kavramak için. İğnesi dışarı çıkmıyor. Z kuşağı dışarı çıkmıyor arkadaşlar. 2015 yılında dışarı gezmeye çıkan 12. sınıf öğrencilerinin sayısı 2009 yılındaki 8. sınıf öğrencilerinden daha. Eğer çocuk dışarı çıkmazsa hayatı öğrenemez. 2 daha 4. Hatırlıyorum, böyle 2. sınıftayım. Yaz tatili olmuş. İstanbul Beyoğlu'nda yaşıyorum ben. Bilenler vardır belki. Dolapdere'de oturuyorum. O dönemde böyle babam beni bir berberin yanına, tarla başında bir berberin yanına çırak olarak vermişti. Ve böyle her sabah daha saat 7 gibi kalkardım. Erkenden dükkana, evden korka korka giderdim. Şunu düşünüyordum, ya babam beni niye acaba şey oluyor. Yani çok şükür az buçuk karnımızı doyurabiliyoruz evimizde. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ama beni niye buraya her sabah yolluyor? İstemiyorum da gitmek o dönemde. Sonradan anladım ki ve gördüm ki ben hayatın, insanların büyük bir kısmını o ortamda tanımışım. O çıraklık yıllarımda tanımışım. Sonrasında zaten devam ettim. İnsanları, insan ilişkilerini, insan duygularını, Türk'ü, Kürt'ü, Çingene'yi, Alevi'yi, Sünni'yi, düğünlerini, geleneklerini, göreneklerini ben o ortamda öğrenmişim. Şimdi anne babalar soruyor, hocam işte yaz tatili geliyor, ne yapalım biz bu çocuğa, hangi kursa verelim? Bir yere çırak verin diyorum arkadaş. Yani çocuğu bir yere çırak verin, gitsin hayatı öğrensin. Güvendiğiniz birinin yanına bırakın çocuğu. Hayatı öğrensin, fatura yatırsın, yemek söylesin, gelen müşteriyle ilgilensin, konuşsun. Yani çocuk hayatı böyle kurs hocalarından her zaman öğrenemez arkadaş. Birazcık hayatın içinde olması lazım. Birazcık dışarıda olması gerek. Yaşam becerisi kazanmak. Şimdi altta tarihler var. Ve yan tarafta da çocukların dışarı çıkma sıklığı. Z
8, 10 ve 12. sınıf öğrencilerinde anne baba olmadan dışarı çıkma sıklığı. Bakın 12. sınıf üstte, 10. sınıf ve 8. sınıf. 2006 yılından itibaren büyük bir düşüş var ve 2012 yılından itibaren de bir kırılma yaşanıyor. Çocuklar artık anne ve babaları yanında olmadan dışarı çıkmıyorlar. Hayatı görmüyorlar, hayatı tanımıyorlar. Evet, hayatı tanımadıkları için ikili ilişkiler de geliştiremiyorlar. Bu böyle anne babaların hoşuna giden bir mesele olabiliyor bazen, bu birazdan vereceğim veriler. Bebek patlaması nesli ve X nesliyle karşılaştırıldığında lise dönemindeki Y nesli çocukları arasında flört oranı yarı yarıya düşmüş. Çünkü karşı tarafla nasıl konuşulacağını bilmiyor. Yani yüz yüze nasıl iletişim konuşulur, kurulur, bunu bilmiyor arkadaş. Bununla alakalı böyle ikili ilişkilerini artık bu gençler online platformda sürdürüyorlar. Sohbetlerini, muhabbetlerini, oyunlarını, arkadaşlıklarını online sistemler üzerinden yürütmeye çalışıyorlar. 8, 10 ve 12. sınıf öğrencilerinde flört sıklığı 2012 yılında yine cep telefonunun ve internetin yaygınlaşmasıyla hızlıca düşüyor. Ehliyet alma, araba kullanma meselesi bizim dönemimizde en azından yazılı olmayan bir anayasa kuralıydı bizim için. İşte 18 yaşına gelen her Türk genci ehliyetini alır arkadaşım. Yani maddi durumu ne olursa olsun, evde araba olsun, araba alma şansları olsun ya da olmasın, çok önemli değildi. 18 yaşına geldiysen ehliyetini alıp cebine koyardı. Fakat şimdi görüyoruz ki gençler ehliyet almak istemiyorlar. Araba kullanmak istemiyorlar. Hayata karışmak, hayatı yaşamak istemiyorlar. Bu da haliyle bazı problemler doğuruyor arkadaşlar. Ehliyet alma ve araba kullanma sıklığı. Lise son sınıfta en az bir kez araba kullanmış ve ehliyeti olan 12. sınıf öğrencilerinin sıklığına bakıyoruz. Son sınıfta araba kullanmış öğrenciler giderek düşüyor. Ehliyet alma oranı giderek düşüyor arkadaşlar. Peki hocam, yani bu çocuklar dışarı çıkmıyor, ehliyet almıyor, arkadaşlarıyla yüz yüze görüşmüyor. Ne yapıyorlar? Tabii ki de bu vakitlerini internette harcıyor Z kuşağı. Z kuşağı da son sınıf öğrencileri günün ortalama 6 saatini internette geçiriyor arkadaşlar. Öğrencilerin 2015 yılında çevrim içi geçirdikleri zaman 2006 yılına oranla 2 kat daha fazla vaziyette ve ortada internet kullanım sıklığı her yıl giderek artıyor. Bu içinde bulunduğumuz pandemi dönemine dair veriler şu an elimizde yok. Fakat son dönemde, son 2 yılda, son 1,5 yılda bu zamanın ×2 olduğunu varsayabiliriz arkadaşlar. Yani giderek artık hayatımızı, işimizi, toplantılarımızı, seminerlerimizi ekran başında yapmak durumunda kalıyoruz. İnternette artık günümüzün büyük bir çoğunluğunu geçirmek durumundayız. Peki internette neyle vakit geçiriyor bu çocuklar, arkadaşlar? Ne yazık ki tuhaf, saçma sapan içeriklerle. İşte demin şeyden bahsetmiştim. Yani bu cinsel kimlik rollerinden bahsetmiştim. Çocukların zihnindeki hanım ve erkek imgelerinden, imajlarından bahsetmiştim. Bunların iç içe girmesinden bahsetmiştim. Artık cinsiyetsiz bir topluma doğru sürükleniyor vaziyetteyiz. Bu BTS dediğimiz bir grup var arkadaşlar. Bu Kore pop dediğimiz bir grup, bir müzik çeşidi var. Böyle çevremdeki gençlerden çok çok sık duyuyorum. Bu Kore pop
sanatçılarının, şarkıcılarının böyle şeyine bakarsanız profillerine, erkek mi hanım mı olduğunu anlayamıyorsunuz. Söylemleri, eylemleri, davranışlarında böyle bir bütünüyle şey var. Cinsiyetsizlik durumu var. Ya da sosyal medyada böyle çocukların önüne sürülen, gençlerin önüne sürülen tiplere bir bak. Yani cinsiyetini fark edemiyorsunuz. Ya da cinsiyetinin tam aksi şekilde hareket ediyor. Tam aksi şekilde konuşuyor. Yani bunların böyle gençlerin önüne sürülmesi, itilmesi gelişi güzel işler değil. İşte Netflix kullanıcıları vardır aranızda mı? Yani oradaki dizilerde yani eşcinselliğin işlenmediği bir şey yok. Bir dizi yok. Her dizide neredeyse böyle profiller var. Ve işin acı tarafı artık bu profilleri Müslümanlar üzerinden, işte Müslüman böyle bir profil. Ya da işte en son yine rastladım, başı kapalı bir hanımefendi ama işte böyle bir profil. Gibi gibi çeşitli tuhaflıklarla, saçmalıklarla bu evlatlarımızın zihni karıştırılmakta. Hiçbir şeyi doğru yapamıyoruz meselesi. Demin dedim ya, yani çocuklarda acziyet giderek artıyor. Peki neden artıyor? Bakın burada bir fotoğraf var. Bir hanım kardeşimiz Instagram'da fotoğraf paylaşıyor sahilden. Ve sonrasında aslında bulunduğu ortam böyle kötü bir ortam. Sahilde değil. Yani Instagram gerçek hayat değildir meselesi. Fakat gençler bakıyor, diyor ki ya arkadaşlarım, eşim, dostum, keşfete çıkan tipler sürekli olarak iyi yerlere gidiyorlar, iyi yemekler yiyorlar, başarılarını paylaşıyorlar. Kendi hayatına dönüp bakıyor. İşte adam Nusret'e gitmemiş hiç hayatında. Hukka'ya gitmemiş. Örneğin işte Ortaköy'e, kumpircilere gitmiyor. İyi markalardan giyinemiyor. İşte o sunum tabaklarına bakıyor, eyvah eyvah. O fincanlara bakıyor, eyvah eyvah. Kendisi işte böyle şey, A101'den aldığı Love marka şeyle, çay bardağıyla çay içiyor. Ha, diyor ki bir sıkıntı var. Bir problem var benim hayatımda. Bende bir problem var diyor. Demek ki ben bir şeyleri doğru yapamıyorum. Annem babam bir şeyleri doğru yapamıyor diyor ve yetersizlik hissi doğuyor arkadaşlar. Bunun en büyük nedeni çocuk dışarı çıkmıyor. Hayata bakmıyor. Arkadaşları nasıl? İşte Eminönü'nde hayat nasıl gidiyor? Çarşıda, pazarda hayat nasıl gidiyor? Pazarda o yerdeki kasalardan İşte meyve seçen, elma seçen, armut seçen amcaları, abileri, hanımefendileri görmüyor. Zannediyor ki herkesin hayatı çok çok güzel. Fakat böyle bir durum ne yazık ki yok. Çocuk eğer arkadaşlarıyla zaman geçirebilse, dışarı çıkabilse bu yetersizlik hissi ortadan kaybolacak. Bakın, hiçbir şeyi doğru yapamadığımı hissediyorum ya da hayatımda yararlı bir şey yapamıyorum, hayattan zevk alamıyorum ifadelerine katılan öğrencilerin sayısı. Hiçbir şeyi doğru yapamıyorum. Bakın, ok gibi fırlamış. Yararlı bir şey yapamıyorum 2012 yılından itibaren. Çünkü telefona bakıyor çocuk. Oradaki hayatları görüyor, görmeye başlıyor. Hayattan zevk alamıyorum. Bu çok büyük bir problem. Bir Müslüman için bu çok çok büyük bir problem. Yararlı bir şey yapamamak, hayattan zevk alamamak. Biz bu dünyaya neden geldik yahu? İyi bir şeyler yapmak, iyi bir insan olmak için, yararlı işler yapmak için. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bu araştırmalar gösteriyor ki bize gençler yararlı bir şey yapamadıklarını ve hayattan zevk alamadıklarını. Hayattan zevk alamadığınız zaman ise intihar, çeşitli psikopatolojik bozukluklar ortaya çıkıyor. Şimdi ben bu alanda tezimi yazdığım için ve sonrasında da bu çalışmalara devam ettiğim için şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yerli yabancı işte birçok kaynağı taradım, okudum, izledim. Özetle şunu söyleyebilirim size. Bizler
Renkli ekranlarla, telefon, tablet, bilgisayar, televizyon. Ne kadar çok vakit geçirirsek, bizim depresyon riskimiz, intihar riskimiz, mutsuzluğumuz, benlik saygımız o ölçüde zarar görüyor artık. Ve yapılan çalışmalar da gösteriyor ki egzersiz yapmak, spor yapmak, hobilerle uğraşmak bu riskleri düşürüyor, azaltıyor. Evet, sanırım mola zamanımızı birazcık aştık. Bir 10 dakika. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İzniniz olursa 10 dakika sonra 20.57'de sorularımızı ve ikinci oturumumuzu gerçekleştirmek üzere bir araya geleceğiz hocam. 10 dakika sonra görüşmek üzere kıymetli misafirlerimiz. Evet kıymetli misafirlerimiz, bir kez daha merhabalar. Klinik psikolog Gökhan Ergür hocamızla Z kuşağı ile iletişim, beklentileri, hayata bakışları başlıklı konuşmamızın ikinci oturumundayız. Sizlerden gelen soru ve cevap soruları ve katkılarınızı not ediyoruz. İnşallah imkanımız el verdiği ölçüde biraz sonra hocamız sunumunu tamamladığında sorularınıza da cevaplar veriyor olacağız. Zannediyorum kıymetli hocamız henüz burada değiller. Bu esnada şunu hatırlatalım. Kıymetli hocamızın kitabı İnsaniyet namına Kardeşlik ve Birlik Derneğimiz ve Mektebi Meva Hanımlar Komisyonu'nun Instagram hesabında bir çekiliş düzenleniyor. İnşallah yarın akşam gerçekleştirilecek çekiliş ve 3 kişiye hocamızın profil kitaptan çıkan deneme kitabı İnsaniyet namına hediye edilecek. Zannediyorum kıymetli hocamız da geldi der ikinci oturum için. Hocam buyurunuz lütfen. Evet merhaba, selamünaleyküm Melih Hocam. Kaldığımız yerden devam edebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi anlatacak çok şey var. Ama böyle derleyip toplayıp hızlıca süreyi de çok aşmadan sizin sorularınıza da vakit bırakacak şekilde devam edelim. Şimdi bu anlattıklarımla alakalı iki kitap önerim var. Eğer gençlerle çalışıyorsanız, çalışmayı düşünüyorsanız muhakkak ve muhakkak bu Twenge'in İğnesi isimli kitabını ve Philip Zimbardo'nun Bitik Erkekler kitabını sizlere tavsiye ederim. Şimdi Yunan şair Hesiod diyor ki bugünün gençleri öyle sorumsuz ve vurdum duymazlar ki yarın ülke yönetimini üstleneceklerini düşündükçe umutsuzluğa kapılıyorum. Bize ağırbaşlı olmayı, büyüklerimize saygılı davranmayı öğretmişler. Şimdiki gençler ise ne kural tanıyor ne beklemesini biliyorlar. Üstelik duygusuz ve düşüncesiz davranıyorlar. Saygıdeğer arkadaşlar, bizler zannediyoruz ki sadece içinde bulunduğumuz döneme ait bir problem bu yaşadığımız sıkıntılar, gençlerin bu durumu. Hayır. Milattan önce 8. asırda dahi bu problemler konuşuluyordu. Gençlerin saygısız olduğu, işte vurdum duymaz olduğu, kural tanımadıkları, ileride tırnak içerisinde af buyurun bir baltaya sap olamayacaklarını düşünüp konuşuyorlardı. Bu tarihin her döneminde böyleydi. Çünkü bu durum, yani bu gençlik, ergenlik dediğimiz durum insanın varoluşundan itibaren yaşanan bir süreçti. Ya işte hocam bizim çağımızda ergenlik diye bir şey yoktu. Vardı arkadaşlar. Yani şöyle bir o gençlik döneminizde yaptıklarınıza, ettiklerinize bir bakın. Anne babayla iletişime bir bakın. Okuldaki derslere katılımınıza, aldığınız notlara bir bakın. Arkadaşlarla beraber yaptıklarınıza bir bakın. Tarihin her döneminde ergenlik vardı.
Yani bunu reddetmek bilimi reddetmektir. Peki ne demek istiyorum bilimi reddetmek demekte? Şimdi burada bir ergen beyni var. İşte arabayı kaçırma dürtüsü, cool tavırlar alanı, muhakeme bezi, aileme seviyorum, ailemi seviyorum, onlara ihtiyacım var alanı, hiç kimse umurumda değil alanı, uyku merkezi var, online oyunlar var. Kendini kontrol etme yapım aşamasında diyor. Ödevleri hatırlama, denge koordinasyon merkezi küçücük, derse odaklanma merkezi küçücük. Şimdi bu yapım aşamasında meselesi, bu tabii ki de böyle bir karikatür, bir espri olarak hazırlanmış bir görsel. Fakat bu yapım aşamasında altta kendini kontrol etme yapım aşamasında kısmı arkadaşlar önemli bir mesele. Bilmiyorum bu görseli hazırlayan arkadaşın bu birazdan anlatacaklarımdan haberi var mıydı? Şimdi bizim beynimizin ön tarafında arkadaşlar bu frontal kortekste şurada bir gri alan mevcut. Bu gri alan arkadaşlar yapı olarak gri bir yapıdadır. Planlama, mantık yürütme, karar verme, organize olma gibi işlevlerden sorumludur. Fakat ergenlikte bu bölüm büyük bir değişim geçirir. Frontal korteksteki gri madde 12 yaşında maksimum miktara, maksimum kalınlığa ulaşıyor arkadaşlar. Daha sonra hızlıca bir budama işlemi oluşuyor. Bu süreçte beynimiz kullan ya da kaybet ilkesini izliyor. Kullanılan sinaptik bağlantılar kalıyor, diğerleri çöpe gidiyor. Şöyle ki ergen sürekli bilgisayar oyunu oynuyorsa, televizyon izliyorsa, telefonla vakit geçiriyorsa bunların oluşturduğu sinaptik bağlantılar beyne kalıyor, beyne yerleşiyor. İşte kitap okuyorsa, enstrüman çalıyorsa, spor yapıyorsa da bunların getirdiği beceriler güçleniyor. Yani ergen bu 12-23 yaş aralığında, çünkü bu budama işlemi 23 yaşta tamamlandığı söyleniyor. 12-23 yaş arasında, 23 yaş arasında ne ekerse onu biçiyor. Hangi eylemleri tekrarlarsa, hangi eylemleri yaparsa, hangi eylemlere maruz kalırsa, görürse bununla alakalı beynindeki bu ergenlikten sorumlu bir gen vardır. GPR54 geni diye bu yönetir bu sinaptik bağlantıları. Hangi eylemleri yaparsa bunlar ergenimizin beyninde kalıyor ve ilerleyen yıllara da bunu taşıyor. Ama burada anne ve babaların, eğitimcilerin bilmesi gereken şey şu arkadaşlar. Gençlerimiz, çocuklarımız bu yaş aralığı içerisinde, 12-23 yaş aralığı içerisinde, beyinlerinin önünde bulunan frontal korteksi tam manasıyla kullanamıyorlar. Ergenlerin dengesiz davranışlarda bulunması, dengesiz eylemlerde bulunması, tuhaf sözler sarf etmesi, gereksiz risk alması, bana bir şey olmaz diye düşünmeleri, sizlerle tartışmalarının tek sebebi, en büyük sebebi beyinlerini kullanamamaları. Yani bu 2-2-4, beyinlerini sağlıklı bir şekilde kullanamamaları. Bu bilimsel bir gerçek. O yüzden bu dönemdeki gençleri yargılarken, onları anlamaya çalışırken saygıdeğer katılımcılar, bu anlattığım meseleyi lütfen ve lütfen aklınızda tutun. Beyinleri bir inşa sürecinde, bir değişim sürecinde. Yıllar geçtikçe bu beyindeki gelişim tamamlandıkça onlar biraz daha mantıklı hareket etmeye, planlı olmaya, akıllı kararlar vermeye başlayacak. Yine bu dönemde östrojen ve androjen hormonlarının pik yapması ergenlerin
duygu durumunda sebepsiz ani değişimlere yol açar. Şöyle ki seslerini kontrol edemezler mesela. Çünkü bir östrojen ve androjen üretiminin pik yapmasından dolayı duygusal olarak zarar görüyorlar. Duygusal olarak dalgalanma yaşıyorlar. İşte kapıyı hızla çarpıyor. Anneye babaya sesini yükseltiyor. El kol hareketi yapmaya başlıyor. Öğretmenine, annesine, babasına, arkadaşına. Çünkü duygularını kontrol edemiyor hormonlarından. Görmüşsünüzdür. Çocuk, genç, annesine bağırır, çağırır, kavga eder. Böyle aradan bir saat, bir buçuk saat geçer. Annenin yanına gelir, ona sarılır, öper, ya pişmanım der, özür diler. Bunun tek sebebi arkadaşlar, çocuğun o an içinde bulunduğu duygu durumdaki dalgalanmadır. Bizler eğer bu dalgalanmaları iyi okuyabilirsek, kıymetli arkadaşlar, çocukla iletişimimiz de, ergenle iletişimimiz de daha sağlıklı olur. Ergenler arkadaşlar, Z kuşağındaki ergenler, karşı tarafın sınırlarını çok merak ederler. Öğretmenim bana ne zaman bağıracak, sesini yükseltecek? Annem bana ne zaman sesini yükseltecek? Nerede tepki verecekler? Yani sınırlarınızı yoklamak isterler. Sizi sürekli olarak tartışmak, kavga etmek için tahrik ederler. Burada anne babalara vereceğim en önemli ve en işlevsel önerilerden bir tanesi şu: lütfen ve lütfen çocuklarınızla, genç ergenlerinizle kavga etmeyin, tartışmayın. Onlarla böyle ağız dalaşına girmeyin. Siz bir söylersiniz, o iki söyler. Siz iki söylersiniz, o dört söyler. Bu böyle kaotik bir hale bürünür. Sürekli olarak tartışmak ister sizinle. Altta kalmak istemez ve sonrasında pişman olacağı sözler söyleyebilir. Siz de pişman olacağınız sözler söyleyebilirsiniz. Pişman olacağınız eylemlerde bulunabilir. O yüzden bu noktada ergenle böyle bir karşı karşıya gelip çatışmamamız gerekiyor. Onun yaşamış olduğu bilişsel, sosyal, duygusal, davranışsal değişimleri zihinde tutarak, beynindeki değişimleri zihnimizde, aklımızda tutarak onunla bu tür münakaşalara girmememiz gerekiyor. Onunla tartışmamak, kavga etmemek gerekiyor. O odayı terk etmek gerekiyor. Şimdi Vahdet Hoca galiba önümüzdeki hafta onunla bir program olacak burada. Melih Hoca ile bir gün Vahdet Hoca'yı ziyarete gittiğimiz zaman uyuşturucu batağına saplanmış bir gencin ailesiyle yaptığı görüşmeyi anlatmıştı hoca. Ve aileye şu öneride bulunmuş: bulunduğunuz mahalleyi, semti terk edin, değiştirin. Şimdi bunu ilk duyduğum zaman böyle aklıma çok yatmamıştı. Fakat sonra üzerine biraz düşündüğüm zaman bazen böyle çok basit gibi görünen tekniklerin işe yaradığını görebiliyoruz. Yani o ortamı terk etmek, çocuğu oradan almak meselesi. Teknoloji kullanımında da böyledir. Yani gerekiyorsa çocuğun elinden biz telefonu, tableti alacağız. Ama hocam ağlıyor, ağlasın. Ama hocam yemek yemiyor, yemesin. Yani açlıktan kimse ölmedi bu zamana kadar bir ev içerisinde dolapta yemek var. Ya da ağlamaktan. Burada bizim sınırlarımızı iyi bilmemiz ve çocuğa bu sınırları iyi hatırlatmamız, gence bu sınırları iyi hatırlatmamız gerekiyor. İşte 17-18 yaşına kadar, 16 yaşına kadar çocuğa herhangi bir sınır koymamış, ne istediyse vermiş ama hocam bilgisayarın başından kalkmıyor. Ya mübarek, o güne kadar neredeydin? Ne yapıyordun? Bu çocuğun eğitim alması gereken dönemlerde anne baba olarak sen ne yapıyordun?
Çünkü bunlar böyle bir günden bir güne yapılacak değişimler değil. O yüzden erken dönemde anne ve babanın evde otoritesini sağlaması gerekiyor. Bu Amerikalı psikologların bize attığı en büyük gollerden bir tanesiydi. Yani çocuklarınızla arkadaş olun. İşte onların anne babası değil arkadaşları olun. Hayır arkadaşım, böyle bir durum insanın doğasına, tabiatına aykırı. Çocuğun hayatında, hepimizin hayatında öyledir ya. Bir otoriteye, bir sınıra muhtacız. Bir çizginin olduğunu hepimiz biliriz. O çizgiyi aşmaya korkarız. Eğer aşarsak bir bedel ödeyeceğimizi de biliriz hayatta. Aman çocuğun hayatında ödül ceza olmasın. Bu da büyük bir saçmalık. Yani insan hayatta, çocuk, genç, ergen hayatta yaptığı kötü davranışların, olumlu ya da olumsuz davranışların bir karşılığı olduğunu bilmeli. İşte bilmediği zaman problemler doğmaya başlıyor. Bu karşılıktan kastım çocuğu travmatize edecek, onun onurunu, kişiliğini, şahsiyetini zedeleyecek karşılıklar değil arkadaşlar. Ona sınırları hatırlatacak. Onu sevdiği şeylerden gerekirse mahrum bırakacak, onu sınırlayacak, onun sağlığı için, onun kişilik gelişimi için onu sınırlayacak bazı kuralları anne baba olarak, eğitimciler olarak koymak ve uygulamamız gerekiyor. Aksi halde anneyi, babayı, otoriteyi, öğretmeni, müdürü, amiri tanımayan tiplerle muhatap olmak zorunda oluyoruz. O yüzden bu otorite ve sınır meselesi oldukça önemli bir husus. Şimdi bizler dijital dünyaya karşı mıyız? Melih Hocam, kaç dakikamız var daha? Kıymetli Hocam, şöyle bir isterseniz 10 dakika daha sunuma devam edebiliriz eğer arzu ederseniz. Hızlıca bir devam edelim, sonra soruları almaya başlarız inşallah. Teşekkürler hocam. Bizler dijital dünyaya karşı değiliz arkadaşlar. Bu dijital dünya meselesi üzerinde duruyorum çünkü böyle hastaneye gelen anne babaların bir numaralı gündem maddesi teknoloji. Teknoloji kaynaklı problemler. Online oyunlar. O yüzden bu Z kuşağında online oyun, teknolojik aletler, teknoloji bağımlılığı meselesi çok çok önemli ve kritik. Bizler dijital dünyaya karşı değiliz arkadaşlar. Yaklaşık 3 yıl önceydi. Yeşilay'ın düzenlediği bir teknoloji bağımlılığı kongresi vardı. Orada Japonya'dan gelen bir profesör şunu söylemişti. Ülkemizdeki boşanmaların neredeyse %50'sinde artık teknolojinin izi var. Yani teknoloji kaynaklı. Eşlerin birbirini aldatması, işte sürekli oyun oynayan beyefendiler, online kumarda kaybedilen işte paralar, bunun doğurduğu sıkıntılar vesaire. Biz teknolojinin bize, gençlerimize bunu yapmasına karşıyız arkadaşlar. Teknoloji elbette ki gerekli, elbette ki önemli. Ama nasıl kullanıyoruz meselesi önemli. Bizim değerli vaktimizi çalıyor mu, çalmıyor mu? Fuzuli yere harcıyor mu? Bu önemli. Bizim kontrolümüzü elimizden alıyor mu? Bu önemli mesele. Şimdi dünyada arkadaşlar brain hacking dediğimiz bir mesele var. Burada bahsettiğimiz bu beyin hackleme meselesinin tek amacı insan beyninin tuzağa düşürüp mümkün olduğunca para kazanmak. Peki insan beynini tuzağa düşürmek ne demek hocam? Şöyle ki, şimdi insanın bazı düşünce, duygu ve davranışlardan hoşlanması, haz alması demek beynimizdeki belirli merkezlerin işte dopamin, serotonin gibi bazı hormonlar salgılamasına sebep oluyor.
Yani biz bir oyun oynadığımız zaman, işte Candy Crush oynadığımız zaman, PUBG oynadığımız zaman beynimiz dopamin, serotonin gibi mutluluk hormonları salgılıyor. Bu büyük dijital balonlar da arkadaşlar, yani bizi teknoloji bağımlılığına sürükleyen dijital baronların yapmaya çalıştığı şey de bu. Bununla alakalı yüksek lisans bölümleri var. İşte burada bir afiş paylaştım. Brain hacking workshopları var. Yani tek amaç burada beynin daha fazla dopamin ve serotonin üretmesi. Dopamin ve serotonin bizi mutlu ederken aynı zamanda yapmış olduğumuz eyleme de bağımlı olmamızı sağlıyor. Yani oyun oynarken mutlu oluyoruz ama bir yandan da o oyuna bağlanıyoruz bu sayede. Ve şunu da unutmamak gerekiyor arkadaşlar. İnsanlar tembel, iradesiz ya da ahmak oldukları için bağımlı değillerdir. Bizi bağımlılığa iten şey milyarlık yatırımlardır. Silikon Vadisi'nde arkadaşlar çeşitli böyle şirketler var. Nasıl şirketler var? Dopamine Labs isimli bir şirket var mesela. Anderson Cooper ve Ramsey Brown isimli nörobilim uzmanlarının kurduğu en tanınmış şirketlerden bir tanesi bu alanda. Bu adamlar şunu yapıyorlar, bir şirket kuruyorlar ve tüm güçleriyle şuna çalışıyorlar. Beyne dopamin duşunu nasıl aldırabiliriz? Yani beynin daha fazla dopamin üretmesini nasıl sağlayabiliriz? Şimdi bunu sağlayıp üretmiş oldukları oyunları, yazılımları Facebook, Apple Store gibi merkezlere satıp para kazanıyorlar. Yani bizim gençlerimizin, çocuklarımızın zihinlerine, beyinlerine dopamin duşu aldırmak için, bağımlılık oluşturmak için kıymetli katılımcılar, yapılmış milyar dolarlık yatırımlar var. İşte böyle alanında uzman psikiyatristleri, psikologları büyük firmalar yanlarına çekip daha fazla nasıl insanları bu aletlere bağımlı yapabiliriz'in uğraşını veriyorlar. Tristan Harris isimli bir arkadaş var. Gmail'in gelen kutusunu düzenleyen ekipte. Bu böyle özel yeteneklerden bir tanesi. Gmail'in ürün filozofu unvanını almış, Google'ın ürün filozofu unvanını almış özel yeteneklerden bir tanesi. Şimdi bu arkadaş da Stanford İkna Teknolojileri Laboratuvarı'nda, az önce bahsettiğim o beyne dopamin duşu aldırmaya çalışan, brain hacking işini yapan bir yüksek lisans bölümünden mezun oluyor. Amacı kullanıcıların web siteleri üzerinde daha fazla vakit geçirmesini sağlamak. Bu arkadaş vicdanlı bir arkadaş ki, ya diyor ki biz ne yapıyoruz insanlara? Yani kötülük yaptıklarının farkına varıyor ve dikkat dağınıklığını asgariye indirmek ve kullanıcı zihnine saygı duymak için bir çağrı başlıklı bir slide hazırlıyor ve bunu çalışma arkadaşlarıyla paylaşıyor. Diyor ki yani durun, biz yanlış yapıyoruz, hata yapıyoruz, bu hatadan dönelim diyor. Sonu tahmin ettiğiniz gibi bir kovulmayla noktalanıyor oradaki kariyeri ve sonrasında bu arkadaş iyi harcanan zaman isimli bir sivil toplum kuruluşu kuruyor. Diyor ki bu arkadaş, cep telefonlarının kumar makinelerinden farkı yok. Her telefona baktığımızda makinenin kolunu çekip bakalım ne kazandım. Ürünü mümkün olduğunca uzun süre kullanmamızı sağlamak için teknoloji şirketleri tarafından başvurulan taktiklerden ibaret koca bir külliyat. Yani biz zannediyoruz ki işte çocuk bilgisayarda counter'ın başına oturduğu zaman öyle gelişigüzel bir oyun oynuyor. Hayır, aslında onun arkasında, o oyunun arkasında çocuğu o masada, o oyunda tutmak için hazırlanmış çok büyük bir kurgu var. Çok büyük bir külliyat var. Tristan Harris de bunlardan bahsediyor. Diyor ki Silikon Vadisi teknolojiyi değil, insanları programlıyor. Teknolojinin nötr olduğuna dair bir muhabbet dönüp duruyor. Onu nasıl kullanacağımız bize bağlıymış falan. Bu düpedüz yalan. Teknoloji nötr falan değil. Sizin teknolojiyi belli şekillerde uzun bir süre kullanmanızı istiyorlar.
Çünkü para kazanıyorlar. Yani işin kalbindeki, merkezindeki adam bize bunu söylüyor arkadaşlar. Haliyle bizim anne babalar olarak, öğretmenler olarak, eğitimciler olarak bu noktada gözümüzün açık olması gerekiyor. Bu noktada uyanık olmamız gerekiyor. Peki hocam, yani bu noktada ne yapabiliriz de yüksek ihtimalle sorularda soracaksınız. Onun da cevabını orada verelim. Peki bu hocam, çocuklar, gençler nasıl bağımlı oluyorlar? Yani bir bilgisayara, bir tablete nasıl bağımlı oluyorlar? Şöyle ki, Princeton Üniversitesi'nden Adam Alter şöyle diyor. Diyor ki, bağımlılıklar, davranışsal bağımlılıklar iki şekilde oluşur. Bir, aralıklı olumlu pekiştirme, iki, toplumsal onay dürtüsü. Aralıklı olumlu pekiştirme nedir peki hocam? Şöyle, Profesör Zeiler 1977 yılında bir deney yapıyor arkadaşlar. Şimdi iki tane böyle kutuyu alıyor. Bu kutulara bir mekanizma yerleştiriyor. Mekanizma şu, kuş geliyor. İlk kutudaki mekanizmada bir yeri gagalıyor, bir butonu gagalıyor, yem geliyor, kuş yemi yiyor, mutlu. İkinci mekanizmada ise mesele şu, kuş geliyor, gagalıyor butonu, düşmüyor. İkinci kere gagalıyor, düşüyor. Üçte düşmüyor, dörtte düşmüyor, beşte düşüyor. Yani ne zaman düşeceği ikinci mekanizmada belli değil. Kafasına göre kutuda. Fakat ilk kutuda, mekanizmada belli. Tıkladığın zaman düşüyor. İkincisinde belli. Zeiler bu çalışma sonrasında şunu diyor. Diyor ki, ne zaman verileceği öngörülemeyen ödüller, yani ne zaman geleceğini öngöremediğimiz ödüller, belirli bir düzen içinde verilen ödüllerden çok daha cezbedicidir. Çünkü öngörülemezlik beyinde arzu duygusunu düzenleyen dopamini daha fazla salgılıyor. Şimdi kumarbazlar sahiden para kazanmak için mi kumar oynuyor arkadaşlar? Elbette değil. Burada kumarbazları o masaya oturtan şey dopaminin salgılanması. Çünkü ne zaman kazanacağını bilmiyor, ne kazanacağını bilmiyor. Oyunlarda da böyledir arkadaşlar. Ne zaman ne kazanacağınızı bilmiyorsunuz. İşte bir anda bir ödül çıkıyor mesela. Ya da telefonlarda bir fotoğraf paylaştığınız zaman, örneğin Instagram'da. Deseler ki ya işte senin fotoğrafına 30 like gelecek, 30 beğeni gelecek. Tamam dersin, telefonu alır cebine koyarsın. Ama fotoğrafına kimin kaç like atacağını bilmediği için o makineye, telefona sürekli olarak bağlı kalırsın. Nasıl bağlı kalırsın? Bakarsın. İşte kim bakmış, ne yapmış, ne paylaşmış, hangi yorumu yapmış, tekrar tekrar buna dönüp bakarsın. Ve bu durumda kişinin beyni dopamin salgılamaya başlıyor ve bu bizi o duruma, oyuna, makineye bağlı kılıyor. İkinci olarak da toplumsal onay dürtüsü dediğimiz bir mesele var artık. Şu bahsetmiştim. 30 jön telefonlar vardı. Bu telefonda çaldırıp kapatmak vardı. Bu karşı tarafa hangi mesajı veriyordu arkadaşlar? Yani çaldırıp kapattığımız zaman ne demek istiyorduk biz aslında? Chat kısmına yazabilir misiniz? Evet, aklımdasın. Aklımdasın. Yani seni düşünüyorum. Kontörüm yok. O zamanlar pahalıydı. Çok kolay ulaşılmıyordu. Aklımdasın mesajı vermek. Yani ilişkimiz devam ediyor. İşte şu anda nasıl böyle sevdiğimiz insanlarla mesajlaşıyorsak, onlara mesaj atıyorsak, hoşumuza giden bir haberi paylaşıyorsak, o dönemde de bizim mesajlaşma yolumuz aslında buydu. Bugün de artık insanlar WhatsApp üzerinden, işte çeşitli bip üzerinden, oradan buradan birbirleriyle iletişim halindeler. Çünkü ilk çağdan beri insanlık kabile üyelerinin onayını almak ister. Kabile üyeleriyle beraber olmak ister. Topluluğun bir parçası olmak ister. Facebook'ta olmak ister. Instagram'da olmak ister. Çünkü insanlar orada
counter oynamak ister. Örnek veriyorum. Arkadaşı futbol menajerlik oynuyordur. Çocuk da orada oynamak ister. Herkesin telefonu var anne baba. Bana da telefon aldı. Benim telefonum yok sınıfta der. O topluma ait olma çabası. Eskiden ilk çağda ateş başında toplanan insanlar, köy odalarında toplanan insanlar, işte ev ziyaretlerinde akşam toplanan insanlar vardı. Şimdiki toplanma alanlarımız da artık Facebook'taki aile grupları, arkadaş grupları olmuş. O toplumun onay dürtüsünü, onayını bizim bir şekilde almamız lazım arkadaşlar. Ve topluma ait olmak artık çocuklar ve gençler için özellikle teknolojiden geçiyor. İşte mesela Discord diye bir uygulamaları var şimdi onların. Oyun oynarken bir yandan görüntülü de konuşuyorlar orada. Şu an onların kendine bağımlı kılan alan orası mesela. Orada konuşuyorlar, orada çeşitli odalar oluşturuyorlar vesaire vesaire. Şimdi bu uzun bir konu. İsterseniz biz soruları almış olalım Melih Hocam. Sorular varsa onları cevaplamış olalım. Kıymetli Hocam çok teşekkürler. İsterseniz hocam sunumumuz hazır açıkken zannediyorum birkaç izleyicimiz, misafirimiz kitap önerilerimizi sormuştu hocam. Ekrana bir kez daha onu uygun görürseniz yansıtabilirsek not almak isteyen katılımcılarımız da not alabilirler. Evet, Zimbardo'nun Bitik Erkekler kitabı. Bu kitapta erkeklerin akademi dünyasında, işte sınav puanlarında, iş ortamında nasıl gerilediği, gerilemesinin sebebinin ise bu online oyunların teknoloji kullanımının yükselmesi, hanımefendilerin ise bu alanlarda biraz daha ön plana çıktığını bilimsel verilerle kanıtlıyor. Bunu önermiştik. Bir de yine şeyin bu Adam Alter'ın Karşı Konulmaz isimli bir kitabı var. Paloma yayın evinden çıkan arkadaşlar. Bu kitabı da ben sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler hocam. İzniniz olursa şuradan başlamak isterim. Birkaç soruyu yine her hafta olduğu gibi birkaç soruyu birlikte bir araya getirerek sormak istiyorum. Vakti de verimli kullanmak adına. Evet. Özellikle kıymetli hocam birkaç misafirimiz ergen evlatları olduğunu bizlere iletmişler sorularında. Evet. Ve özellikle teknoloji kullanımı konusunda, bilgisayar kullanımı konusunda sınır koymakta zorlandıklarını, sınır koymaya kalktıklarında da çok ciddi çatışmalar yaşadıklarını aktarmışlar mesajlarında. Kıymetli hocam bu durumda neler yapmamız gerekiyor? Somut önerileriniz neler olabilir? Şeklinde bir sormuş olalım hocam. Buyurunuz. Bizim öncelikli olarak çocuğumuzla, yavrumuzla, evladımızla bu internet kullanımı üzerine oturup bir ciddi konuşma yapmamız gerek. Yani interneti kullanımının, kendi çocuğun kullanımının zararlarını ona anlatmamız gerekiyor. Günde 5 saat oynamanın, 6 saat oynamanın ona vermiş olduğu zararlardan bahsetmemiz gerekiyor. Bunu bir standarda bağlamamız gerektiğini çocukla bizim konuşmamız gerekiyor ilk aşamada. İşte çocuğa dedik ki ya işte günde lise öğrencisi, örnek veriyorum, günde 2 saat bir lise öğrencisi için ideal bir saattir. 2 saat oynayabilirsin günde, örnek veriyorum. Yeme bozukluklarında da bu yapılır. Yeme bozukluklarının tedavisinde de bu yapılır. Önce böyle bir şey yaparsın. Bir serbestlik dönemi dediğimiz bir dönem vardır. Orada kişinin yediklerini sınırlandırmadan, yani böyle katı kurallar çizmeden dersin ki yani şunları yememen gerekiyor. O da tamam ben dikkat edeceğim vesaire der. Ama sonra o bir haftalık süre içerisinde kişi eski alışkanlıklarını sürdürür. Yani yemeye devam eder ve o aşamada artık biz bir diyetisyen desteğiyle bir hastaneye yatış tavsiye ederiz. Teknoloji bağımlılığında da bu kullanılır. Ya anneciğim babacığım tamam ben
2 saat her gün oynadıktan sonra kapatacağım. Lütfen bana şey yapmayın. Dokunmayın, karışmayın bu noktada. Fakat genellikle uyamaz. O zaman ikinci adım şu. Ya bak biz seninle konuştuk. Anlaşmaya çalıştık. Sana bunun zararlarını anlattık. Fakat sen bu noktada bize uymadın. Bizim de artık anne baba olarak bazı kurallar koymamız gerekiyor bu evde. Bu kurallar şu olabilir örneğin. Yani internet kullanımının, işte modem kullanımının saat sadece 8 ile 10 arasında olacağını söyleyebiliriz. Ve 8 ile 10 arası sadece o evde modem açık olabilir. Burada amaç çocuğun internete ulaşımını ilk aşamada evde bizim kısıtlamaya çalışmamız. Yani anne baba olarak kısıtlayabiliyor muyuz biz bu çocuğu? Eğer çocuk buna da karşı geliyorsa bu sefer okuldaki rehber öğretmeniyle görüşeceğiz. Yani biz bu çocukla konuşuyoruz ama ilerleme kat edemiyoruz. Bakın burada şu çok önemli. Eğer ilerleme kat edemiyorsanız, çocuk bizi bu noktada dinlemiyorsa, ergen çocuk bu davranışını geçmişten getiriyor demektir. Çocuk otoriteyi tanımıyor, çocuk anneyi babayı tanımıyor. Annenin babanın koyduğu kurallara uyum sağlamıyor. Çünkü geçmişinde böyle bir şey yok zaten. Ve bu noktada sadece çocuktan değil, anne babadan da bizler şunu bekliyoruz. Yani sen de akşam oturduğun zaman eline şu telefonu alma. Ailenle birazcık vakit geçir. Televizyon karşısında akşamını tüketme. Eğer bu şekilde de yol alamıyorsak muhakkak ve muhakkak bir uzmanla görüşmeniz gerekiyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü artık teknoloji bağımlılığını bir hastalık olarak kabul ediyor ve bu hastalığın uzmanlar tarafından araştırılması, çözülmesi, tedavi edilmesi gerekiyor. Ama lütfen ve lütfen kıymetli anne babalar, şunu söyleyebilirim sizlere. Evde çocuğun sınırları olmalı. Çocuğun internet kullanımıyla alakalı bir prosedür olmalı. Eğer bu yoksa zaten çocuk sizi dinlemez. Zaten bağırıp çağırır. Yani çocuk böyle bir terbiyeden geçmemişse, böyle bir background'u yoksa çocuğun, o çocuğa söz dinletmek biraz daha zor olur. Ama nihayetinde, en nihayetinde bizim, çok ilkel gibi gözüküyor bu yöntem ama, teknolojik aletten çocuğu uzak tutmamız gerekiyor. 2 daha 4. Bunu nasıl uzak tutuyorduk pandemiden öncesinde? Çocuk kurslara gidiyor, çocuk spora gidiyor, çocuk arkadaşlarıyla buluşuyor. Ama özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde artık uzmanlar da diyor ki ya sevdikleriyle internet vasıtasıyla görüşsün. Psikologlar da bunu söylüyor, biz de bunu söylüyoruz. İnternetin başında oturtuyoruz çocuğu. Okul da diyor ki ya dersleri biz online yapıyoruz, otur bakalım şu şeyin karşısında. Çocuğun canı sıkılıyor, arkadaşlarıyla konuşacak, oyun oynayacak, yine bilgisayarında. Bundan sonraki süreç çok zorlu bir süreç olacak anne babalar için. Birçok genç de, çocuk da artık teknoloji bağımlılığı oluşmuş vaziyette. Bu bağımlılığı azaltmak için elimizden geleni bizler hem aile olarak, hem aileler olarak, hem de uzmanlar olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Kıymetli hocam, müsaadenizle şunu sormak isterim hemen. Özellikle hocam bir katılımcımız şunu söylemiş. Sadece ergen gruplarında değil, bahsettiği bir kardeşinden bahsetmiş ve 30'lu yaşlarının başında bir oyun bağımlılığı var. Ve yine akademik başarısını da oldukça etkiliyor bu durum.
Evden çıkmıyor. Çok az kişiyle iletişim kuruyor. Yine birkaç soruda da vardı. Hocam sadece bu oyun bağımlılığı meselesi çocuklarımızda, ergenlerde, Z kuşağında değil, biz ebeveynlerde de bunu görüyoruz diye. Bu konuda neler söylemek istersiniz hocam? Yetişkinler için bu süreci nasıl yürütmek gerekiyor? Evet. Şimdi Melih hocam, teknoloji bağımlılığının oluşmasını sağlayan en kritik etken kişinin hayatında yapacak anlamlı bir şeyi olmamasıdır. İstisnasız gördüğüm teknoloji bağımlılarının hayatta tutunacakları bir dalları yok. Şöyle şimdi biz teknoloji bağımlılığıyla çalışırken kıymetli katılımcılar şunu yapmaya çalışırız. Kişinin hayatında tutunabileceği, vakit geçirebileceği bir ilgi alanı oluşturmaya çalışırız. Şimdi evde oturuyor arkadaş, beyefendi. Canı sıkılıyor. Yapacak bir şey yok. Kitap okumuyor, spor yapmıyor, fitness'a gitmiyor, koşuya gitmiyor. Arkadaşlarıyla bir okuma grubu yok, bir şey yok. Bir müzik aletiyle uğraşmıyor. Bir yerleri gezip fotoğraf çekmiyor. Ne yapıyor bu abi? Canı sıkılıyor. En kolay yol telefon. Yani en kolay yol telefon. Elini cebine atıyor, hop telefon. Bu da öyle güzel bir meret ki. O kadar böyle bir bağımlılık oluşturan şeyi var ki. Bize öyle güzel dopamin duşu aldırıyor ki. En kolay yol bununla oynamak. Bununla oynuyor. İnsan arkadaşlar düşmemek için hayatta bir yere tutunmak zorundadır. Biz de şu an düşmemek için, teknoloji bağımlıları düşmemek için teknolojik aletlere tutunur. Bir yere tutunacaksın hayatta. Ama bu tutunduğumuz yer, teknoloji bağımlılarının bu tutunduğu yer yanlış. Dil öğrenebilirsin, spor yapabilirsin, bir kulübe, bir derneğe gidip orada anlamlı işler yapabilirsin, anlamlı faaliyetlerin içinde bulunabilirsin, yardım edebilirsin. Ne bileyim yani, hayatında eğer yapacak anlamlı bir iş yoksa kişi oyun bağımlısı oluyor. Yapacağı anlamlı bir uğraşı yoksa eğer kişi teknoloji bağımlısı oluyor. Bizim terapilerde yapmaya çalıştığımız şey de budur. Yeni ilgi alanları oluşturmak. Önceden yaptığı fakat şimdi terk ettiği ilgi alanlarını ona hatırlatmak. Onları bu yönde desteklemek. Çocuk evde yapacak bir şey yoksa tabii ki de teknoloji bağımlısı olacak. Annesiyle, babasıyla, kardeşiyle, abisiyle bir anlamlı zaman geçiremiyorsa, bir uğraşı yoksa, bir sportif faaliyete katılamıyorsa tabii ki de teknoloji bağımlısı olacak. Yani bunun şeyi yok, başka kaçarı yok. Tabii bunun aksi olursa bizim oturup düşünmemiz gerekiyor. Neden bu çocuk teknoloji bağımlısı olmadı? Benim de bu zamana kadar gördüğüm, hem klinik ortamda hem sosyal ortamda bir şeylerle uğraşan, anlamlı faaliyetlerin peşinde olan, ortaya bir ürün çıkarmaya çalışan, bir sportif faaliyetle uğraşan kişilerin teknoloji kullanım sürelerinin düşük olduğu. O yüzden hayatımıza bir anlam katmış olacağız. Bir anlam arayacağız çocuğumuz için. O yüzden kişilerin, diyoruz ya, çocukların ilgi alanlarını keşfedin mesela. Müzikte mi yetenekli, resimde mi yetenekli? Yani dünyaya bir katkı sağlaması için, bir uğraş alanının olması için. Şimdi burada Süheyl Ünver'in bir sözü var. Diyor ki, herkesin bir mesleği olmalı, bir de meşgalesi. O meşgale bizim bütün kültürümüzdür diyor. Şimdi Osmanlı'ya dönüp baktığımız zaman, o dönemdeki alimlere, padişahlara dönüp baktığımız zaman adam matematikten anlıyor, astrolojiden anlıyor, fizikten anlıyor, kimyadan anlıyor. 4-5 dil konuşabiliyor. Şimdi insan aynı insan baktığınız zaman, zaman aynı zaman. Fakat biz niye böyleyiz? Çocuklarımız niye böyle? Çünkü bir meşgalemiz yok hayatta.
İşte televizyon karşısında Survivor izliyoruz. Müge Anlı'yı izliyoruz. Esra Erol'u izliyoruz. Ömrümüz böyle geçiyor. Şimdi anne babanın ömrü böyle geçince çocuğun da ömrü böyle geçecek. İşte o kültürden uzaklaştığımız için bugün bu haldeyiz aslında. O meşgalelerden uzaklaştığımız için bugün bu haldeyiz aslında. Ve bu da yapacak bir şey olmadığı için, bir meşgale olmadığı için, düşmemek için tutunduğumuz dal teknoloji bağımlılığı oluyor. Ne yazık ki Melih Hocam. Hocam çok teşekkürler. İzninizle yine çok sorulan bir soru. Şimdi özellikle pandemi döneminde evlerimizdeyiz. Teknolojiyle, teknoloji kullanımı konusunda da bir takım sınırlılıklar getirmemiz gerekiyor. Sizlerin paylaşımlarından da bunu gördük, aldık, not ettik hocam. Peki hocam, yine birkaç ortak sorunun ifadesi. Telefonu kapattık, bilgisayarı kapattık. Ne yapacağız hocam evde, ailecek? Bu konuda hocam önerileriniz, tavsiyeleriniz neler olur? Aileler birlikte nasıl vakit geçirebilirler? Ya da verimli bir vakit geçirmede dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır? Buyurunuz lütfen. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir sözü var. Diyor ki, öyle insanlar vardır ki bir ömür boyu kendileriyle dolaşırlar fakat kendileriyle hiç karşılaşmazlar. Biz de bu pandemi sürecinde kendimizle hiç karşılaşmadığımızı fark ettik. Hatta belki bunun şu an farkında bile değilizdir. Şimdi bunu çok sık anlatıyorum bu pandemi sürecinde. Ben mesela annemin jelibon sevdiğini bu yıl öğrendim. Yani baktım kadın jelibon yiyor arkadaş. Yani bu zamana kadar hiç böyle bilgi yok bende. Niye böyle bir bilgi yok biliyor musunuz? Çünkü bizler kodlanmış rollerimizle muhatap oluyoruz. Yani o anne, oğul, baba, kardeş. Onun aslında sevdiği şeyler nedir? Merakları nelerdir? İlgileri nelerdir? Nelerden hoşlanır? Bunları çok konuşmuyoruz. İşte o annem, oğlum, oğul Gökhan. Oğul Gökhan'ın bazı görevleri, sorumlulukları var. Ama ben bireysel olarak kimim? Neleri severim, neleri sevmem, neler beni mutlu eder, neler beni mutsuz eder. Bunu aile içinde hiç konuşmadığımızı gördük bu pandemi süreci. Birbirimizi tanımıyormuşuz aslında. İşte böyle çeşitli karikatürler var ya, ya işte evde bir adam var, babammış, çok iyi bir adammış meğersem vesaire diye. Şimdi birbirimizi tanımak için birbirimizle konuşmamız, iletişim halinde olmamız gerekiyor. Anne babalar mesela kendilerinin çocuklarını anlatsınlar, kendi çocuklarını anlatsınlar, kendi gençliklerini anlatsınlar. Çocuklarına sorsunlar, sadece dersi almış olduğu puanları sormasınlar. Mutluluklarını sorsunlar, üzgünlüklerini sorsunlar. Ailenin büyüklerinin, işte dedenin, ninenin hikayelerini anlatsınlar, onları dinlesinler. Bunları not alsın çocuklar. Ses kaydı alın, görüntü kaydı alın. Yani birbirimizi tanımamız gerekiyor. Belirlenmiş rollerimiz dışında bizim birbirimizi tanımamız gerekiyor. Yapılabilecek bence en kıymetli şey bu. Çünkü bunun ne kadar ve ne kadar eksik olduğunu bizler bu pandemi döneminde görmüş olduk. Zaten işte böyle her uzman televizyona çık, işte kutu oyunları oynayın, şunu yapın, bunu yapın vesaire diyorlar. Ama buradaki en kritik mesele birbirinizi tanıyın arkadaşlar. Ailenizi tanıyın, çocuklarınızı tanıyın, anne babalarınızı tanıyın. Onlarla konuşun. Onların belirlenmiş kimlikleriyle değil, şahsiyetleriyle tanışmaya çalışın. Yapabileceğimiz en kıymetli işlerden bir tanesi bu bence. Hocam çok teşekkürler. İzninizle şöyle bir
yine ortak sorulardan birisi. Hocam, özellikle pandemi dönemiyle birlikte evlatlarımız arkadaşlarıyla sosyalleşemiyorlar ama oyun odalarına girerek sosyalleşme imkanı buluyorlar. Bu zararlı bir şey mi? Ya da zararlıysa bunu faydalı hale getirmemizin imkanı olabilir mi? Yine hocam, bu soruyla aynı paralellikte olduğunu düşündüğüm bir soru daha var. Onu da sizden kıymetli cevabını almak için sormak isterim. Uzunca bir soru aslında. Kıymetli misafirimiz oğlunun bir halihazırdaki durumunu özetlemiş bizlere. Biliyorsunuz bir Discord uygulaması var. Orada 13 yaşındaki evladımız arkadaşlarıyla bir oyun odası, bir iletişim odası daha doğrusu kurmuşlar. Hatta misafirimiz de oğlu gel sana da açalım demiş ve misafirimizi de odaya dahil etmişler ama tabii ki kendisi içeri girmekte ve programı kullanmakta birazcık zorlanıyormuş. Yani bu özellikle yeni her gün uygulamalar da hocam çıkıyor. Bu konuda da nasıl takip etmesi gerekiyor aileler evlatlarını? Bunu da sormuş olalım hocam. Hocam ilk olarak şunu söyleyebilirim. Yani şu an böyle bir şey vardır. Kim bedduası vardır. Tuhaf zamanlarda yaşayasın diye. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde tuhaf bir dönem. Ve bu döneme dair neyi yapıp neyi yapmayacağımızı da aslında birazcık böyle el yordamıyla çözmeye, anlamaya gayret gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlarla iletişim için evet diyoruz ki yani çocuklar duygusal olarak, sosyal olarak birbirlerinden kopmamaları için arkadaşlarıyla işte Skype'dan, Zoom'dan konuşsunlar, görüşsünler. Fakat bu hayatın ham maddesidir. Hayatın, İslam'ın değişmez kuralıdır değil mi? Denge. Bir denge gerekiyor. Her işte bir denge gerekiyor. Bu bilgisayar kullanımı konusunda da bir denge gerekiyor. Çocuğun bilgisayar başında geçirdiği sürede de bir denge gerekiyor. Bizim anne baba olarak bu dengeyi kurmamız, bu dengeyi sağlamamız gerekiyor. Biz anne baba olarak eğer ipin ucunu kaçırdıysak, bunu yapamadıysak bir uzmandan destek alarak bu dengeyi sağlamamız gerekiyor. Bu dönemde evet çocuk geçmiş yıllara göre biraz daha fazla internet başında, bilgisayar başında vakit geçirebilir. Bu noktada bizler biraz daha toleranslı olabiliriz. Ta ki böyle işte 4 saatleri, 5 saatleri bulmuyorsa, yani ders haricinde 4 saat, 5 saat, 6 saat çocuk oynamıyorsa burada diyeceğiz ki hop, bu evde bir anne baba var, bu evde bir otorite var ve sen de bu otoriteye, bu kurallara uymak zorundasın mesajını çocuğa vermemiz gerekiyor. İkinci olarak da aslında konuşmanın en başında söylediğim şey, dedim ki bu sunumdan belki almanız gereken en önemli, en kritik şey dijital okuryazarlık. Yani anne babanın, çocuğun bilgisayarda hangi sokaklarda dolaştığını, hangi uygulamaları kullandığını çocuğuyla irtibat halinde kalarak, yani burada bir polis gibi ha ne yaptın bakalım, otur şuraya, aç bakalım şunları değil. Çocukla konuşalım. Anlatsın bize, soralım. Hangi uygulamalarda kullanıyorsun? Hangi oyunları oynuyorsun? Neler varmış? Bir bakayım, ben de kullanmaya çalışayım. Yani böyle bir irtibat halinde kalarak çocuğu da kendimizden çok uzaklaştırmadan oynadığı oyunları, kullandığı uygulamaları, son girdiği sayfaları, mesela Google Chrome'dan anne baba en son tıklanan sayfalara bakabiliyor mu şeyden? Böyle bir anne babanın şeyi var mı? Yeteneği var mı? Yetkinliği var mı? Yoksa da sorsun. Öğrensinler. Bu işi bilen birinden, bu uzmandan, işte oynadığı oyunlar. Sorun arkadaş. Bir ton uzman var.
ekranda orada burada bana sorun. Deyin ki ya hocam bizimki şöyle şöyle bir oyun oynuyor. Şöyle şöyle bir uygulamayla uğraşıyor. Nedir? Ne yapabiliriz bununla? Bu dijital okuryazarlık meselesi bizim için son derece önemli. Biz eğer çocuğa o alanda sahip çıkamazsak, o alanda çocuğumuzu tehlikelerden koruyamazsak ne yazık ki bazı şeyler için artık iş işten geçmiş oluyor Meli Hocam. Hocam çok teşekkürler. Yaklaşık 2 saate doğru yaklaşıyoruz. Ben izninizle burada nihayete erdirmek istiyorum. Lakin şöyle özelden özel bir soru geldi hocam. Bunu da izniniz olursa sormak istiyorum. Buyurun. Elbette birazcık konumuzun dışında ama son şiir kitabınız hocam, İncelikli Haytalar albümü de sizin için en özel, en beğendiğiniz şiir hocamızın acaba hangi şiiridir diye bir soru gelmiş. Eyvallah. Onu da Eyvallah. izninizle size sormuş olalım hocam. Benim de Evet, şu anda evet, kitabınız elimde. evet. Aha. Evet, şimdi aslında kitaptaki ilk şiir, Gömülü Yaz isimli bir şiir var. Ben o şiiri böyle babamı kaybettikten sonra yazdım bu yıl. O şiir, kitabın ilk şiiri benim için şeydir. Önemli ve özeldir. O Gömülü Yaz şiiri diyebilirim bu soruya cevap olarak. Evet hocam. Çok teşekkürler. Sağ Eyvallah. olunuz. Allah Var razı olsun. olunuz. Allah razı olsun. Kıymetli Evet. misafirlerimiz, yine birkaç soruda da gelmişti hocamıza nasıl iletişim kurabiliriz diye. Zannediyorum şu anda ekranda var. Evet, Oradan yani da şöyle bana mail atabilirsiniz, yazabilirsiniz. Nihayetinde bizler bu ümmetin, bu milletin çocuklarına, gençlerine sahip çıkmak zorundayız. Bizim dünyaya geliş amacımız, gayemiz bu. Birbirimize yardımcı olarak, destek olarak, sorarak, öğrenerek inşallah bunu da başarmış oluruz. Ben sizlerle tanıştığım için çok çok mutlu ve memnunum. Allah hepinizden razı olsun. Sizler için elimden gelen bir şey varsa her daim yapmaya hazırım. Hepinize Allah'a emanet sağ olun ediyorum. hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hem size bu kıymetli katılımlarınız ve katkılarınız için hem de kıymetli misafirlerimize 8. haftada da bizleri yalnız bırakmadıkları, vakit ayırdıkları için ve bir özrümüz de sorularına cevap veremediğimiz kıymetli misafirlerimiz. Onların aflarına sığınıyoruz, engin hoşgörülerine sığınıyoruz. Efendim önümüzdeki hafta inşallah Doçent Doktor Vahdet Görmez hocamızla Aile ve Çocuk Akademimizin final programını gerçekleştiriyor olacağız. Bir kez daha katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olunuz, saygılarımızı sunarız.